Sen Allah belanı vermesin. Allah canına hakikaten verecek. Böyle hareketler yapma. Sen ne güzel oynuyorsun. Çok şeytan biliyor musun? Vallahi. Bir dakika ya. Ben niye... Benim başım kel mi? Ya ben... Bir dakika dur ya, sen alırsın ben almaz mıyım? Var mı paran? Yoksa... Ver. Sen de benimle, bu sana versin. Evet ya. Bak, vallahi bir şey söyleyeyim. Ah, yavaş. Ya mum ya para, hadi bakalım. Bereket versin. Pandemide müzisyenler az çekmedi. Benden 3'er. Hadi. Şeftir o. Program çok neşeli geçecek, öyle inanıyorum, güveniyorum. Çünkü evet. Herkes... Ya normalde bize her gün bayram. Bayram. Deliye. Evet. Yani bu arada bize deli yaptın yani. Aslında yani bize... evet, aslında ben bayram hediyesi altın bir huni düşündüm hepimizi. Ama onun yerine Hülya Hanım'a yakışır bir kıyafetle gelmek istedim. Yüzüne bir şey mi yaptırdın? He? Bebek gibi olmuşsun, ne oldu sana? Makyaj yaptırdım. Yok, bebek gibi değil mi? Baksana. Sakalım var diyorsun ha? Sözüm geçsin diye işte. Ne yapacağım? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Kıyafetimi beğendin mi? Ömrü hayatında 17 yaşımdan beri beni tanıyorsun. Şöyle ilk defa gördüm. Bir öv de adam. Allah aşkına. Geçen sefer sana esprimi sattım. Bir yaptın o espriyi. Bütün Türkiye aylarca yaptı. Cansever'e benzedim. Şimdi neye benziyorsun? Kraliçe. Şimdi kendimi Hülya Avşar'ın gözünü fon alarak yaptım. Çünkü bizim Hülya çok Hanım'la şıksın. Çok güzel bir anımız var. Ben bu bayram evet. Türkiye'nin bunu bilmesini isterim. Bodrum'da Hülya Avşar sahneye çıkıyor. Ben inanılmaz heyecanlıyım. Kaldığım otelde Hülya Hanım sahneye çıkacak. Sabah beridir böyle kıyafet bakıyorum. Ve hiç tanışmıyoruz. Hiç tanışmıyoruz evet. O kadar heyecanlıyım ki pasparlak bir kıyafet, bilmem ne, yani özendiğim, özlediğim her şeyi yapayım diye gittim, kıyafeti aldım. Asansörle yanlışlıkla ikinci katta. Ne yazık ki Hülya Hanım'ın kaldığı katta indim. Ne yazık ki. Elbise askısı burada. Yürüyorum, akşam taş olacağım ya güya. Ve içeriden bizim Medusa çıktı. Böyle. Goncacığım dedi. Aa dedim, Hülya Hanım nasılsınız falan. Canım benim falan filan, böyle sarıldık. Bir es oldu tabii, tanımıyoruz birbirimizi. Ve Hülya Hanım şöyle dedi. Akşam bu kıyafeti mi giyiyorsun? Evet dedim. Sonra odasından çıktı. Şapalak beyaz terlikleri var, otel terlikleri. Bornozuyla çıktı. Bana böyle kolunu bir attı. Eyvah dedim, ben böyle 7 santim küçüldüm, bir şey geliyor diye bir attım. Canım benim, çok parlak bir kıyafet. Ben bile bu kadarını giymiyorum akşam dedi. Ben dedim ki... Çok güzel bir kıyafetti çünkü. Hülya Hanım dedim, isterseniz başka bir kıyafet giyeyim dedim. Yaptı. Yok ayol, kıskandım sadece. Ah, ben kıyafet şöyleyken odaya böyle girdim. Kıyafet çıramda. Dedim ki ben bunu giyemem. Giyemem, kadın ayıp beğenme. Ayıp olur dedim. Ben akşam garip garip çiçekli bir elbise giydim böyle. Plaj elbisesi, güzel böyle hani yine efendi. Hülya Hanım sahnede şarkı söyle, beni bir gördü. Yemin ediyorum böldü, gülme tuttu. Gonca gerçekten mi giymedin o kıyafeti? Ben ne bileyim. Ne bileyim, televizyondan tanıyorum. Korktum, giymedim. Nerede peki? Çıkardı sahneye, kendiyle dalga geçti. Dalga geçti tabii ki. Güldü kendine yani. Şaka ya, ben ne bileyim.